Arkadaşlar hepinize selamlar. Hobim Tamir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1000 lira altına alınabilecek en iyi tablet Lenovo Tab M7'yi inceleyeceğiz. Arkadaşlar geçen gün 1000 lira altına düzgün bir markalı bir tablet arıyordum. İşimi görebilecek, günlük işler için not tutmak, video izlemek için bir tablet arıyordum. İnternette araştırırken Lenovo Tab M7'yi gördüm. Fiyatına göre gayet makul, markalı bir tablet. Bunu aldım. Sıfırları 900 lira, 950 lira civarında internette bulabilirsiniz. Şimdi şöyle, bu cihaz benim aldığım cihaz, sıfır bir cihaz değil. Sıfır model, bunu sıfırını alacaktım. Fakat ikinci ele uygun bir şekilde buldum. İkinci elini aldım. Gayet temiz 3 aylık bir cihaz. Alan kişi 3 ay önce almış, kullanmamış. Çekmeceye atmış, duruyormuş kenarda. Gayet temiz. Uyguna bulduğum için ikinci el aldım. Normalde ikinci el almayacaktım. Sıfır alacaktım 900-950 lira civarına. İkinci eli uyguna buldum, aldım. Şimdi kutusuna bakalım. Benim aldığım model 16 GB. Hafıza 1 GB RAM'li model, bir de bunun 32 GB 2 GB'lı RAM'li bir modeli var. O da 300 lira 350 lira gibi fark var. 1200 lira 1250 lira gibi bir fiyatı var. İsterseniz, yani eğer bütçeniz yetiyorsa 1200-1250 liralık modeli alın. Hani 32 GB 2 GB'lı modelini alın. Ama yok, benim bütçem yeterli, sınırlı derseniz bu modeli de tercih edebilirsiniz. Benimki 16 GB hafıza 1 GB RAM'li modeli. Şimdi baktığımız zaman işlemci tarafında MediaTek MT8321 32 bitlik bir işlemci kullanıyor. Hafızası 16 GB, RAM'i 1 GB. Wi-Fi'de 5 GHz desteklemiyor, 4 GHz destekliyor. Android 9. Bataryası da 3590 mAh, 13.8 Watt'lık bir bataryamız bulunuyor. Şimdi kutusunu açıyorum. Şimdi sizin sıfır alacağınız üründe hem kılıflı birlikte gelecek. Bakın, dediğim gibi benim aldığım üründe tertemiz. Şöyle açayım. Ekranda leke dahi yok. Alüminyum bir kasa. Sesten anlayabiliyorsunuz. Ekranımız 7 inçlik bir IPS ekrana sahip. Şimdi kutu içeriğine bakalım. Kutu içerimizden garanti belgesi, kullanım kitapçığı vesaire çıkıyor. Sizin alacağınız sıfır üründe, benimkinde bu da var, jelatin ve kılıf çıkacak. Şöyle arkasında kılıflı bir şekilde gelecek. Kılıfını sordum, kılıfını kaybettiğini söyledi alan arkadaş. Jelatini içinde, jelatini kullanmamış bile. Dediğim gibi tableti çekmeceye atmış, kenarda kalmış. Jelatini ve kılıfla birlikte gelecek. Zaten bu jelatinle kılıfı almaya kalksanız şu anda 130-140 lira gibi, yani 150 lira gibi bir fiyatı var ikisi için. Yani 950 liraya aldığınızı düşünürsek, 150 lira düşün, 800 lira gibi fiyatı almış olacaksınız. Kılıf ve jelatini, koruma jelatini sayarsanız. Onun dışında içinde garanti belgemiz, işte bu hafıza kartı yerini çıkartmamız için, hafıza kartı tepsisini çıkartmamız için bir tane iğne bulunuyor. Bunları geçiyorum. Kurulumunu yaptım video dışında. Şimdi ben bu tableti neden aldım? Bu tableti, yani 1000 liraya tablet alacaksınız, ne almasınız? Bence bu modeli almalısınız. Neden? Günlük işler için, işte ne bileyim, okula gidersiniz, ders yaparsınız, not tutarsınız, işte video izlersiniz. Bu tarz işler için alın arkadaşlar. İşte buna alayım da PUBG oynayayım, Asphalt 9 oynayayım, işte son çıkan oyunları oynayayım derseniz zaten bu tableti almamanız gerekiyor. Biliyorsunuz minimum 5-6 bin liraya para vermeniz gerekiyor öyle bir tablet için. Yani 4-5 GB, 3 GB RAM'li bir tablet almanız gerekiyor. Onun dışında ben bunu niye aldım? Ders yapmak için, not tutmak için, ekstradan EBA, Zoom gibi programları, yani canlı platformlar, canlı yayın platformlarını kullanmak için aldım. Onun dışında YouTube'dan ve Twitch'ten çok canlı yayın ve video izliyorum. Onlar için aldım. Zaten sizlerle birlikte ses testini, video testini yapacağım. Bu tabletimizin özellikleri, 7 inçlik bir IPS ekrana sahip. Gerçekten IPS olduğu için de ekstradan aldım. IPS olmasaydı bu ekran, kesinlikle tercih etmezdim. Başka modellere bakardım 200-300 lira daha verip. Ama ben 1000 lira üstüne çıkmak istemedim. İşimi görebilecek bu tableti aldım. Onun dışında Android 9 sürümüne sahip. Android 10 güncellemesi geldi. Henüz yapmadım onu. Arka kameramız 2 megapiksel, ön kameramız 2 megapiksel. Gayet sizi internet üzerinden görüşme programlarında, Skype, Zoom, EBA gibi programlarda sizi tatmin eder. Fiyat performans olarak işinizi görebilecek bir tablet. Onun dışında 16 GB hafıza bulunuyor. Buna 128 GB hafıza kartı takabiliyorsunuz. Yani 128 GB bir hafıza kartı aldığınız zaman şu yan taraftan takabiliyorsunuz. Onun dışında RAM'imizin 1 GB olması kötü, fakat biz oyun oynamayacağımız için ve fiyatına göre uygun bir tablet olduğu için yeterli. Yani ben bunda gidip PUBG ve Asphalt 9, ne bileyim, son çıkan üst oyunları oynamayacağım için benim için gayet yeterli. Yani günlük işlerde kullanacaksanız eğer, bu tableti
tercih edebilirsiniz. İşlemci bakımında dediğim gibi MediaTek'in işlemcisi bulunuyor. MTK 8321. Çekirdek sayısı 4. Yani 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. Onun dışında GPU yani ekran kartı bakımından Mali 400 ekran kartına sahip. Gayet alt seviye oyunlar oynayabilirsiniz. Ben zaten bunu sizlerle birlikte test edeceğim. Onun dışında IPS ekran olması beni gerçekten cezbetti. Şimdi CPU Z programını indirdim tabletin özelliklerine bakmak için. Şimdi SoC tarafında burada gördüğünüz gibi işlemcimiz ve çekirdeklerinden bahsediyor. 1300 mAh diyor. Cihaz tarafında 7 inçlik bir ekran boyutuna sahip. 1024'de 600 piksel destekliyor bir ekranı. Yani maksimum 600 piksele kadar destekliyor. Fakat YouTube'da video izlerken denedim daha öncesinde. 720 piksellik bir videoyu izleyebiliyorsunuz rahatlıkla. Onu söyleyebilirim. 1080 piksel olmuyor ama 720 piksellik bir videoyu düzgünce izleyebiliyorsunuz. Onun dışında 1 GB RAM'imiz bulunuyor. Şu an bakın boşta tablet. Bir tane sadece CPU Z programı açık. Boşta 1 GB olmasına rağmen RAM'imizin %35'ini kullanıyor. 350 MB'lik bir RAM kullanımına sahip. Bu yeterli mi? Zaten yeterli. Bunun bir kısmını Android kendi kullanıyor. Bir kısmını zaten CPU Z kullandığı için %35 gayet yeterli bir miktar. Onun dışında Android versiyonumuz 9. API level'imiz 28. Onun dışında batarya kısmına geldiğimiz zaman bataryamızın sağlığı iyi gözüküyor. %89 şarjımız varmış. Doğru mu? Doğru. Teknoloji olarak batarya teknolojisi Li-ion batarya teknolojisi kullanıyor. Bu tableti aldığınızda içinden 5 volt 1 amperlik bir adaptör çıkıyor. Bilginiz olsun. Adaptörü kutuya koymadım ama siyah 5 volt 1 amperlik bir adaptör çıkıyor. Keşke 5 volt 2 amper olsaymış daha iyi olurmuş. Daha hızlı şarj edermişiz ama sıkıntı yok. Bu tablete göre 5 volt 1 amper de yeterli. Şimdi şuradan ekran parlaklığımızı fullleyelim. Google Play'den iki tane oyun indirdim. Karşıma çıkan en popüler olan oyunlar. Biri Need for Speed, biri Angry Birds. Bunları oynayacağım ama oynamadan önce ilk önce YouTube'dan bir video açalım. Bakalım sesini test edelim, görüntüsünü test edelim. Nasılmış, değilmiş. Şimdi kanalımda daha önce incelemesini çekmiş oldum. Samsung Galaxy Tab A8 videosunu açtım. Onu sesini ve görüntüsü nasılmış? Şimdi tabletin performansı ses ve görüntü bakımından nasılmış? Onu test edeceğiz. Gümüş diye geçen rengi, koyu grisi rengi, gül pembesi gibi bir rengi var. Ya normal düz pembe, gümüş ve koyu gri renkleri bulunuyor. Şimdi tablet daha yeni geldi. Ben daha tableti hiç açmadım. Gördüğünüz gibi güvenlik etiketleri falan hep üstünde duruyor. Şimdi acaba görüntümüz kaç piksel ona bakacağım. Şuradan Şimdi ayarlardan. 480 sizlerle piksel. Şöyle bir birlikte sesini kısayım bir açacağız dakika. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan ayarlardan 480 pikseldeymiş. Şuradan 1080 pikseli destekliyor ama 1080 piksel büyük ihtimal açmaz veya kasar. 720 pikselde nasıl görüntü ona bakacağım. Kasacak mı, donacak mı, nasıl olacak ona bakacağım. Arkadaşlar tabletimizi açtık. Yani 720 pikselde donma yapıyor tablet. Neden yapıyor bilmiyorum. Isındığı için mi yoksa internetten dolayı mı yapıyor bilmiyorum ama başka inceleme videolarını izlediğim zaman 720 pikselle gayet akıcı bir şekilde hareket ettiğini söyleyebilirim. Ben şuradan yine tekrar 480 pikseli alacağım donmaması açısından. Artık ne derseniz. Şöyle 480 kaldırıyorum pikselle gayet akıcı bir şekilde gördüğünüz gibi ilerliyor. Galiba bu arada sanırım bu tablet Samsung 600 piksel olduğundan dolayı 720 pikseli dona dona izletiyor. Bu yüzden alacaksanız buna göre alın arkadaşlar. 480 pikselle gayet yeterli bir şekilde video izleyebilirsiniz. Ama 720 pikselde sanırım tabletten yapıyor. Tam emin değilim. İnternetimden de kaynaklanıyor olabilir ama sanırım tabletten kaynaklanıyor. Ama 480 pikselde gayet Huawei akıcı bir olan model şekilde bir de buna video sınırlandırılan izleyebilirsiniz. RT model. Dediğim gibi bir de oyun testine geçmek istiyorum. Arkadaşlar Need for Speed oyununu açtım. Oynuyorum. Ufak tefek takılmalar oluyor arada. Bu arada Angry Birds oyununu açtım ilk önce. Angry Birds oyunu kapandı. Ya çok kastı. Kendi kendine kapandı oyun. Eğer bütçeniz 200-250 lira daha fazla verebilirseniz, bütçeniz yeterli ise bunun 32 GB, 2 GB RAM'li modelini alın. Onda daha fazla işinizi görür. Ama dediğim gibi Angry Birds oyununu açtım. Angry Birds oyunu kapandı. Galiba RAM'i yetersiz geldiği için kapandı. Şu an Need for Speed oyununu rahatlıkla oynuyorum. Arada sırada ufak takılmalar oluyor. Ama dediğim gibi 32 GB'a 2 GB RAM'li modeli alırsanız daha çok işinize yarar. Daha çok işinizi görür yani. Ama dediğim gibi bunları hani son çıkan oyunlar daha yüksek oyunlar değil de ilk çıkan oyunlar işte daha düşük özellik isteyen, daha düşük performans isteyen oyunlar oynarsanız ne bileyim işte Candy Crush, Subway Surf gibi ilk çıkan eski oyunları oynarsanız işinizi görür. Ama son çıkan oyunları oynayacaksanız zaten bu tableti almanızı tavsiye kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Onun dışında kamera birkaç tane fotoğraf çektim. Kamerası 2 megapiksel. Çok bir şey beklemeyin ama işinizi canlı platformlarda işte EBA'da, Zoom'da görür mü? Görür. Şöyle JBL Clip 4 vardı bir tane. Onun resmini çektim. Onun dışında bir tane iPhone 5S'im vardı. Onun resmini çektim. Bulanık, yani hafif bulanık çekiyor. 2 megapiksele göre iyi. Ama tam odaklama düzgün olmuyor yani. Fotoğraf arka planda dağılıyor. 2 megapiksele göre iyi. Siz dediğim gibi canlı EBA'da, Zoom'da, Skype'te kullanacağınız için, not tutacağınız için, günlük işler işte not tutma, Word, Excel, ne bileyim, Twitter kullanacağınız için işinizi görür. Arkadaşlar video bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse, tableti beğendiyseniz, video içeriği hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi, aşağıda başka video fikri vermek istiyorsanız bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olun, çan simgesine tıklayın. Çama için her video yüklediğimde size bildirim gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.